biyolojik evrimimizin haricinde zihnimizin, zihin kelimesini daha doğru düzgün tanımlayamadığımızı bile biliyorum. Yani ne demek olduğunu ortak dilde oluşturamıyoruz ama zihnimizin evrimleşiyor olma ihtimali var mı? Yani hani biyolojik bir evrim değil de zihin evrim, yani düşünmenin yöntemleri evrimleşiyor olabilir mi? Ona kültürel evrim diyoruz zaten. Şimdi biz biyolojik evrimi tabiattaki bütün canlılar için ortak kurallarla algılıyoruz ama insan insan olduktan sonra İşte bu deminden beri bahsettiğimiz teknoloji falan hikayelerini üreten garip bir zihin de ortaya çıkıyor. Bu zihin bir kültür üretiyor. Kültür en basit tanımıyla şempanzenin yapamayıp da bizim yaptığımız her şey. Yani inançlar, sanat, teknoloji ne dersen hepsi giriyor. Şimdi bu kültür aynı zamanda sözlü yeteneğimizle de birleşince nesiller boyunca aktarılan biçimlendirici ve zihni dönüştürücü çok kuvvetli bir etken aslında baktığımızda. Ve biz bunu nesiller boyunca aktararak öğrendiklerimizi tabii ki her zaman mükemmel bir şekilde değil, bazen parça pincik, bazen yalan yanlış aktararak biyolojik serüvenimizin çok ötesinde bir kültürel dönüşüm yaşıyoruz. Zihin evrimi diye aslında buna diyebiliriz ve bu çok hızlanıyor. Yani şöyle özetlesek olur mu? Evet ya da hayır diyebilirsin direktmen. Biyolojimize yansımadan, yani hani beynimizin nöron ya da sinapslar bağının herhangi bir şeyde hiçbir değişiklik olmadan sadece bir şey öğretme ve öğrenmeyle ilgili geliştirdiğimiz kültür, yeni doğan bir çocuğa böyle öğrettiğimiz için bundan 100 yıl önce doğanla şimdi doğan arasındaki sıçramalı davranış mümkün mü? Bu evrim zaten. Diye tarif olabilir mi? Kültürel evrim diye gayet rahat tarif edebiliriz. Bunun adı bu. Oluyor. Bu vaka yani mevcut bu. Çünkü bir şeylere onlar çok daha ileriden başlıyorlar kültürel olarak. Bir takım alışmışlıklar daha... Beyin gelişmeden önce karşılaşmalar, görmeler, o teknolojiye maruz kalmalar falan. Burada yalnız total etki şu, net olarak en sonunda gördüğümüz. Dediğim gibi tarihsel biyolojik donanım bir sürü çetrefilli sorunu çözmek için vardı. Şimdi o sorunların neredeyse hiçbirisi yok. Yeni ama bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda modellediğimiz medeniyetin çok böyle sınırlı problemleri var. Biz bu problemleri çözmek ve onlarla yaşamak konusunda bir alışkanlık geliştirdikçe o çetrefilli yetenekler patır patır kaybediliyor. Bunun da en güzel kanıtı son 5-6 bin yıldır bizim beyin hacmimiz %5 ila 10 civarında küçülmüş vaziyette. Niye beyin küçülüyor? Çünkü artık o kadar beyine ihtiyaç yok. Ne kadar süre içerisinde? 5-6 bin sene içerisinde bu kafa taslarından falan yapılan ölçümler. Beynin küçülmesi demek illa patolojik kötü bir şey anlamı taşımıyor burada. İhtiyaç azalınca çocukluktan itibaren düşünelim. O kadar beyni geliştirecek bir zorlamayla karşılaşmıyorsunuz. Ve bu gittikçe daha küçük beyinli, yani bazı özellikler açısından daha fukara olan bireylerin de yaşaya kalmasını sağlıyor. Onlar çeşitli avantajlara da sahip oluyor olabilirler. Hızlı karar alma, daha çok üreme falan filan gibi. Tabii tarihsel olarak bunların bakılması lazım. Ve netice itibariyle şu anda net gördüğümüz ortalama sonuç, Homo sapiens'in beyin hacmi sürekli işte son 1 milyon senede böyle tavana doğru artarken şimdi baya baya bir düşüyor. Biz neticede total sonuç şu. Bu kadar hızlı ilerleme, kültürel ilerleme sonucu biyolojik donanımda bir şeyler yitireceğiz. Yani dönüşeceğiz ama bu süreç çok yavaş olacak. Bizim kültürel ilerlememizin hızına yetişemeyeceği için bunu çok sancılı geçireceğiz. Şu anda da öyle oluyor. Mesela çocuklarda şimdi İnternet bağımlı, sosyal medya bağımlı ayrı ayrı hastalıklar olarak tanımlanmış vaziyette. Klinikte yeri var yani buna göre uygulamalar geliştiriliyor, tedaviler araştırılıyor. Bu yoktu 5 yıl önce. Bu senenin önce kelimesini nomofobiye olarak belirlediler işte. Tabii. Bu. Nomofobi var, FOMO var, şu var, bu var. Bir sürü böyle internet tabanlı sorun terimi çıktı. Şimdi bu şey bize, yani bu gerçeklik bizim hep bu sorunu yaşayacağımızı gösteriyor. Sorunun farkında olmak İnsanın çok önemli bir özelliğini devreye sokuyor. Adaptasyon. İnsan en üst düzeyde adapte olabilen canlıdır. O yüzden her canlı belli bir habitatta yaşarken biz her yerde yaşıyoruz. Her yere uyum sağlarız biz yani. Buna da uyum sağlarız ama sorunun farkında olursak teknolojiyi ona göre yönlendirme şansımız olur. Mesela diyorum ki bir IT firması olsa, dese ki ben biyolojik uyumlu teknolojiyi yeniden yaratacağım. Yani yeni bir Steve Jobs çıksa. Ama bu sefer kendi kafasındakine göre değil de biyolojik adetlere göre bir teknoloji nasıl üretilere kafa yormaya başlasa. Mesela bu bir kişinin de becerebileceği bir şey değil. Hakikaten önemli bir çaba olurdu. Ki bunu yapanlar var. Ama hala tabii çok belirgin bir şey göremiyoruz. Çünkü ana akım eğilimler var. Yani insanların tüketim alışkanlıkları var. Peki yeri geldiği için soruyorum sadece. Yani biz öyle ya da böyle çok uzun
döneme yaygın bir evrimin bir kesitindeyiz hala aslında. Bir şeyle alakalı oluyor. Hiç buna şahit olduğunu zannettiğin ya da bunun bir olasılık olduğunu düşündüğün evrimsel olarak bir değişken var mı hayatımızda? Yani biyolojik evrim anlamında biyolojik evrim anlamında soruyorum. Kültürel değil. Evrimin hala devam ettiğine dair çok net zaten dokümante edilmiş şeyler var. Ne var mesela? Bel ağrısı mesela. Şimdi çoğu insan bel şikayeti yaşar. Boyun işte bende başlamış hafiften sıkışmalar, daralmalar. Şimdi bütün bunlar aslında dik durma meselesini tam halledemediğimizi ya da yaşadığımız hayatı tam dik duran bir canlı olarak yaşayamadığımızı, yani uyumlanmamızın %100 olmadığını gösteren bir örnek. Bir başka örnek, işte sütte malum laktoz diye bir şeker var. O şekeri normalde insanlar sindiremiyor. Fakat şu anda insanların %30-35 civarında bir grubunda, özellikle bunlar Kuzey Avrupa'da yaşayanlar başta olmak üzere, bir dönem sütü çok tüketmek zorunda kaldıkları için laktaz enziminin üretimi bu kişilerde evrimleşiyor. Ve bunlar da tabii avantaj sağladığı için, sütten besin alabildiği için bunu yavrularına daha çok aktarabiliyorlar. Derken mesela böyle bir enzimsel bir de, bu enzimsel değişikliği şuna benzetebiliriz. Bilgisayarda olmayan bir çipin ya da yonganın bilgisayarda oluşup yeni bir işlem yapabilmeye başladığını düşünün. Atıyorum ses kartı olmayan bilgisayarda güzel ses örnek. Kartı çıkıyor gibi. Güzel. Dolayısıyla mesela bu tip uygulamaları görüyoruz. Mesela şu anda göz yapımız değişiyor. Miyop şehirlerde salgın halde. Sebebi güneş ışığına az maruz kalmak. Gözler güneş ışığı istiyor doğru gelişim için. Güneş ışığı az olunca göz yapısı değişiyor. Bu sefer muhtemelen bunlar herhalde bu takım prostetikler diyelim. Artık belki mecburi hale gelecek. Ama daha erken yaşta kullanmak zorunda olduğumuz bir şey olacak. Evrimle ilgili en önemli sorun şudur. Milyonlarca yıllık bir öykü olduğu için mesela insanın 5000 yıllık tarihine bile şöyle her günüyle vakıf olsam bile kolayca göz önüne getirebileceğim bir şey değil. Ben ona hep şu örneği veririm. Sanıyorum hani izleyenlere de faydalı olacaktır o örnek. Bugünden doğduğunuz güne kadar her saat bir fotoğrafınızın çekildiğini düşünün. Yani doğumuzda başlamış her saat bir fotoğraf çıkıyor. Hepsini de arka arkaya dizdik böyle kartereler şeklinde. Tık 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 geriye doğru gidiyoruz. Genellikle bir soruyu soruyorum işte şu anda erişkinseniz hangi fotoğraftan sonra genç ya da hangi fotoğraftan sonra çocuk ya da hangi fotoğraftan sonra bebek oluyorsunuz? Öyle tek bir fotoğraf yok. Bütün fotoğraflar size ait ama o kadar dereceli bir değişim var ki her saat bile çeksek ya da gün gün bile hatta hafta hafta da çeksek o ayrımı ayırt yapamayız. Edemeyiz, evet. Böyle sürekli değişimi o yüzden algılaması biraz zor. İşte hep sorulur yani maymundan mı geldik kardeşim falan. İşte pek öyle değil. Yani bütün insanların annesi babası insandır. Onda hiçbir tereddüt yok yani. Ama geriye doğru gittiğinizde insanların tipi biraz kaymaya başlayabiliyor birkaç milyon sene önce. Kaymak derken o güne göre onlar çok yakışıklı canım. Onlar bizi görseler bunlar ne cırcıplak falan böyle falan diye muhtemelen dalga geçecekler yani. Biraz mesele öyle bir mesele. O yüzden de bugünü o anlamda tam fehmedebilmek için çok ciddi bakmak lazım evrimsel tarihe. Evrim konusunu bir sürü yerde anlattığını ya da konuştuğunu biliyorum ama hala böyle gerçekten düzgün analiz diyerek cımbızla hala bu konuyu çok soran, çok manipüle edilen bir konu ya evrim. Herkes tarafından manipüle ediliyor bu arada. Tek taraflı bir manipülasyon değil bir şeyde. Tabii ki. Düzgün anlatmayı da bir günün konusu yapalım. Başından sonuna adım adım bakayım. Yapalım ama istersen burada ben bir kısa bir şey söyleyeyim. Bu konunun diğer bütün bilgiye dayalı konularla ilgili çok önemli bir özelliği var. İnsan anlattığı bir şey var. İnançlar bizi rahatlatır. Anlatılar bizi rahatlatır. Kesinlik ihtiyacımızı karşılar. Ama bilgi girdiği zaman arıza çıkması kaçınılmazdır. Çünkü bilgi aktarılan inançlara genellikle ters düşer ya da ondan farklıdır. Bilgiye açık olmak çok duru ve biraz daha eğitilmiş bir zihin gerektiriyor. Eğer bu zihin yoksa her türlü bilgi, hele ki insanın neliğine dair bir bilgi her zaman arıza çıkarır. Her taraftan arıza çıkarır. Bu bir uyarı oldu galiba. Tabii her taraftan arıza çıkarır. O yüzden çok önemlidir. Benim hayatımda yaptığım en zevkli işlerden biri gene gelsem gene aynısını yaparım. Bu arada üşenmeyip bir antropologla beraber çalıştım bu konu üzerine gerçekten. Allah merak Allah. Edip çalıştım. Oo, özel special çekeceğiz ona. 2 hafta, 3 hafta buna yani hani soru sorup cevap almalı bir ortamın içerisinde çalıştım. Benim kafamda da yani tüm düşünme yöntemlerindeki iyi bir kütüphanedir. Yani onunla çözdüm bir sürü. Anladım daha doğrusu, hissettim. İnsanın kendini anlaması için şu anda en iyi giriş kapısı evet. Bir beyin, yani zihin bilimleri. 2 evrimsel biyolojidir. Evet. Yani ne olduğumuzu anlamanın en güzel kapıları bunlar.
Sadece bunlar değil ama en güzel kapıları bunlar. Evet. Çok işimi kolaylaştırmıştım. Seçim var. Kime oy vereceğiz? Ya benim şimdi yerel seçim olayında bak anlamadığım bir şey var. Mesela bazı şehirlerde hep aynı parti seçiyor. Bak ne kadar riskli bir konu değil mi? Yok yok. Kime oy vereceğiz? Çok süper. Yani o soru zaten bana sosyal medyada en çok sorulan soru. Cevap vermediğim zaman da benim böyle bir işte hem oradan hem buradan olmakla falan çok eleştirim. Çünkü bu Türkiye'de seni en güzel tanımladıkları yer işte oy verdiğim partidir ya. Yerel seçim, yerel yönetim seçmek için yapılan bir şey. Yerel yönetim ne iş yapar? Yol yapar, su yapar, bir şey yapar değil mi? Biz de kimsenin bunları sorduğunu görmedim. Yani ne seçtiğimizi çok merak ediyorum yıllardır. Mesela bazı şehirlerde hani artık yaş haddinden emekli olana kadar bu işlere devam eden insanlar oluyor. Bazı yerlerde sadece o partinin altında kim olursa hep o seçiliyor. İrrasyonel davranışın harika bir laboratuvarıdır seçimler benim için. İnsanın akıl dışı davranışın. Evet. Tabii. Yani ben mesela gerçekten eskiden siyasetle ilgilendim. Siyasi bir dergide yazılar yazdım. Sonra baktım 3 ay sonra bir yazı yazdıktan 3 ay sonra o yazının hiçbir hükmü kalmıyor. Son derece boş ve anlamsız bir şeye dönüşüyor. Dedim ki bana müsaade. Ben o dergiden ayrıldım. O günden beri de siyaset benim sadece internette gezerken kazara pop-up'larla karşıma çıkan bir şey oldu. Hiçbir şekilde takip etmem. İlgilenmem de. Çünkü benim gerçek siyasetim hayatta. Kendime öyle bir politika belirledim. Oraya etkim yok ama buraya etkim var. Bak şu anda biz aslında bir siyaset yapıyoruz. İnsanlara bir takım bir şeyler anlatmaya, bir şeyler empoze ediyoruz hatta. Bazı fikirler ve düşünceler. Ama bunları devlet yönetiminde kullanırlar, kullanmazlar. Beni ilgilendirmez. O duruma göre değişir. Fakat şu gelecek seçimler gene benim için çaktırmadan, akşamları yatmadan önce sosyal medyadan, haber sitelerinden böyle uzaktan uzağa takip edeceğim ilginç bir demonstrasyon olacak. Çünkü değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü bizim kafa yapımız değişmedi, hep aynıyız. Sormayacağız. Bu gelen ya da gelmek isteyen kişi bana ne fayda verecek? Ya da ekibi nedir? Yeterliği nedir? İşte vaatleri nedir? Hiçbirine bakılmıyor. Demokrasi geliyor. Demokrasi partimizle geliyor. Demokrasi ne demek sayın hemşerilerim? Demokrasi öyle bir şeydir ki tadından yenmez. Anladınız değil mi? Bazı ortamlarda gerçekten bu sanat eğitimi almanın bir avantajı olabilir. En çocukça soruyu sorma işi eğlenceli hale getiriyor yani. En basit soruyu sorma. Şeyi hatırlıyorum, ilk öğretmenliğe başladım seneler evvel. Trabzon'un bir kasabasındayım. Masada işte kasabanın milli eğitim müdürü vesairesi falan falan da var. Basit soru. Koca kasabada üniversite kazanan 3 kişi var. Neden? Bu kadar öğretmen var. Neden? Yani niye bu 13, 33 ya da 43 değil? Hani çok olasılık çünkü tonla okul, işte tonla yani kötü bir öğretmen misin? Değilsin. Sen kötü bir milli eğitim müdürü müsün? Değilsin. Bu arada çalışıyor adamlar. Ama hani bu basitlikte sormak soruyor. Hani niye üniversite sınavını kazanan sayısı 3 ya da 13 hatırlamıyorum. Çok küçük bir rakamdı sadece şeydi. Şunu hatırlıyorum, herkes 60 saniye boyunca sustu, sonra bakkaldan şu alındı mı diye başka bir konuyla devam etti. Hani o basitlikte sorma hali. Mavi ekran reaksiyonu. Yani bir de hani azıcık da şey oldu, soru çok çocukça olduğu için ben çok idealist. Hani bir yere koyuldu, konu kapandı. Şimdi aynı idealizmle masada bunu birkaç yıldır yapıyorum şu oy vermeyle alakalı. Tüm politik alternatiflerden ayrı. İki tane kriter var seçkide. Fikrin, düşüncen, toplumsal anlamda, bireysel anlamda, ekonomik anlamda, düşüncelerine uygun, siyasal anlamda bir yapı var mı? Ama bunu hani ben bu fikirlere katılıyorum, bunu tartışmadan katılıyorum. Bunu doğru buluyorum, bu alternatif doğru buluyorum diye. Bu birinci alternatif. İkincisi, bu yapıyı ahlaken arkadaşına, işte ben Sinan'ı seviyorum. Bak Sinan, Mehmet'le tanışır mısın, Bülent'le tanışır mısın, bu çok iyi bir adamdır diye. Bunu refere edecek kadar ahlaken değerli, anlamlı buluyor musun? Kefil olur musun? Kefil olur musun buna? Şimdi bu iki soruyu cevapladığımızda siyaseten tercihlerimizin zemini çıkıyor. Derin mavi ekran bu sorular. Fatal error. Aha, yani bu çocukça bir soru bu. Şimdi bunu koca koca adamlara masada, entelektüel anlamda çok derinlikleri olan, politik anlamda bir sürü şeylerle uğraşan adamlar için anlamsız bir soru grubu oluyor. Çünkü anlık çıkarlar, yani şeyi soruyorsun. Hocam anlık çıkarlarla ilgili konuya karar veriyorsan, çıkarları ve gücü senden daha iyi olana konu kaybediyor olmanı tartışma.
Yani eğer sen de böyle karar veriyorsan bunu tartışma. Çünkü birisinin anlık çıkarları senden daha güçlü tabii olacak alan içerisinde. Ama yani burada basit bir idealizme ihtiyaç var ya böyle bir şeyi tercih ederken. Yani şeyi söyleyebilme halini. Ya da mesela olmuyorsa bu beni, yani teorik olarak beni beni temsil edebilecek fikre sahip bir yapının olmamasına tuhafsa mesela. Niye yok diye. Çünkü biz marjinal insanlar değiliz ki. İşte bunun için çıldırıyorum yıllardır. Yani 3 kutu var, herkes 4 kutu var. Herkes o kutulara girecek. Ama yani buradan şeyi öğreniyoruz ya işte, yani hani algı yönetmenin aslında ne kadar seçeneksiz olduğumuzun, yani hani seçeneklerimizin ne kadar daraltıldığının bir sonucunu öğreniyoruz ya. Onlar bir seçenekmiş gibi gösteriliyor. 2, 3 ya da 5 hani hikayesi. Aslında pratikte bunlar seçenek değil ki. Hani hiçbir şey seçeneksizliğin yok. İçerisindeki zaruriyete dönüştürülen dünyanın en gelişkin sistemi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri de demokrat cumhuriyetçi bitti. Hem de böyle gayet fasılalı da gelip gidiyorlar yani. Aynen öyle. Hiçbir şey değişmiyor. Dikkat. Evet. Ülkenin genel politikasında şurada burada. Biz seçenek illüzyonu içerisinde oynatılıyoruz gibi bir durum var. Yani illüzyon bu. Başka bir basit şey bir soruyu sorma hikayesi ve bu soruyu cevaplama hikayesi. Yani benim fikrime uygun temsil edebileceğini düşündüğüm bir yapı var mı? Ahlaken benim arkadaşıma referans gösterebileceğim kadar da güçlü mü? Bu iki sorunun cevabına göre oy verme. Hiç bak, hani bu seçeneklerden hiçbirinin birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum yapıda. Böyle bir şey değil anlattım. Sadece bu iki kriteri çocukça bir naiflikle sorup cevaplamak, kendi çocuklarımıza hesap veriyorken... Birinci sorunun cevabını kim verir? Nasıl insanlar verir? Yani senin fikrini temsil eden bir siyasi oluşum var mı? Bir fikri olduğunu ve bunu tanımlayabilmiş insanlar verir. Yani dolayısıyla ta başta, daha önce konuştuğumuz, fikir ve düşünce gibi bir mesaisi olan bir insanın ancak cevaplamaya teşebbüs edebileceği bir soru. Tam cevaplar mı onu da bilmiyorum ama teşebbüs için böyle bir yaşanmışlık olması lazım. Çoğumuz konfor modunda yaşarız. O yüzden mesela lidere takılırız, o yüzden işte bir söyleme takılırız, o yüzden sloganlara bayılırız. Algoritmalar ta 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 ta. Siyasetçiler de bakıyorlar, bu gayet güzel oy toplayanmış. Herkes beyin sapına konuşuyor. Hiç kortekse konuşan yok. Beynin üst tarafı konu değil. Ver gazı, ver gazı. Ya düşman ya büyük hedef. Yani insanı harekete geçiren şeyler bunlar. Ya korkutacaksın ya coşturacaksın. Bütün dünyada böyledir bu arada, sadece bizde değil. Ama tabii ki doğu toplumları biraz daha duygusal ve bu işlerde çok fazla akıl kullanmaya kalkınca insanların sinirlenmeye başladığını görürsün. Bizim tarihte de vardı, politik tarihimizde benim hatırladığım böyle söylemlerle, akılcı söylemlerle bir şeyler yapmaya çalışan bir biçareler. Mesela işte Cem Boyner vardı, yani böyle entel entel konuşuyordu falan. Dedim ya galiba enteresan olacak, hakikaten enteresan oldu neticesi. Çok bir şey olmuyor yani. Bomba bir karşılığı vardır gerçekten. 70'li yıllar Ecevit, plan yapmamız lazım diye adam yırtılıyor bir şeyle alakalı. Plan lazım yani, Türkiye'yi planlı bir ilerleme lazım. Demirel'in çıkıp Türkiye'nin plana değil pilava ihtiyacı var diye başladığı bir sohbeti vardır gerçekten. Evet, işte bak bu şey, evet, geleceği bilen gazete işte bu. Bu açıdan önemli. Gerçekten. Kritik iyi öykülerden, Türkiye'yi anlama açısından iyi öykülerden bir tanesi. Yani sen ne kadar, şeyde de öyle ki bizim yani günlük hayatımızda da öyle. Sen ne kadar yapıcı, adım adım işte hedefe yönelik bilmem ne gitmeye gayret etsen de biri bir cümle söyler ortalığı darmadağın edebilir. Çünkü bizde duygular cuş uğruşa gelince kafa çalışmıyor. Yani genel insan türünün özelliği bu. Mesela Almanlarla iş yapmanın harika tarafı, adamın duygusu 4-5 gemle bağlı. Yani o kadar zamanında, o kadar metodik, o kadar disiplinli çalışıyorlar ki. Kültürleri böyle dizayn edilmiş çünkü. Samsun'da beraber çalıştık. Sabah 9'da seminer sözleşiyoruz. Adam 9'a 5 kala sunumu açmış, kravat, ceket, her şeyle kürsüde hazır bekliyor. Bizimki 9'u çeyrek geçe çayı alıyor. Ya şeker kalmamış, şeker falan diye geziyor salonda. Adam seminer anlatmak için bizi bekliyor. Rezil Rüsman olduk Almanlara. Ve Almanya'da büyümüş bir arkadaşımız var. Kendisi proje danışmanlığı yapıyor. Bana bir cümle söyledi. Gerçekten tokat gibi geldi bana. Ben buna dedim ki ya sen çok tuhaf çalışıyorsun. Sen Türkiye benzemiyor mu? Ben de Almanya'da büyüdüm. He dedim, demek oradan. Dedim nasıl görüyorsun peki burayı? Burada dedi, ilgimi çeken bir şey oldu. İnsanların çantasını çalman suç, bilmem nesini çalman suç, her şey çok suç ama zamanı çalınca kimse dedi yüksünmüyor bundan. Kimse özür dilemiyor dedi. Halbuki geri verilemeyecek tek şey, yerine konulacak tek şey zaman dedi. Dedim sağ ol. Yani hakikaten büyük ders. O yüzden hani cümleyi de başladığımız yere bağlayalım. Daha çok zamanımızı çaldırtmamak için oy verirken
daha idealist, daha çocukça sorular sorarak seçme belki işimizi kolaylaştırır. Bu soruları, birazcık zaman bu soruları %10'umuz sorsa zaten her şey değişir. Gerçekten güzel sorular. Bunları KC olarak altta geçi verelim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Ben de keyif aldım vallahi. Sağ olasın. Öpüyorum meraklarımdan. Hadi görüşürüz.